Atalay'ın da milletvekili seçildiği Hatay'dasınız öncelikle. Bunu da belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan da Suudi Arabistan'da uçakta gazetecilere bir açıklama yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini sınırlandırmayı aslında sinyalini veren bir anayasa değişikliği de gündeme gelebilir. Çünkü düzenlemeler meclise de gelebilir. Bu konuyla ilgili açıklamaları nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yine uçakta tamamen saçmalamış. Çünkü söylediği sözlerin iler tutar tarafı yok. Bir kez Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini yasa çıkararak sınırlayamazsınız. Zaten kendi de diyor ki yasayı çıkarırız ama yine Anayasa Mahkemesi bozabilir diyor. Anayasa değişikliğine lafı getirmeye çalışıyor. Ama onlarda anayasayı değiştirecek çoğunluk yok. Bizde de Erdoğan'la birlikte oturup Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvurunun önünü tıkayan ya da Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanma zorluluğunu ortadan kaldıracak bir anayasa değişikliğine ya da Anayasa Mahkemesi'ni zayıflatacak bir anayasa değişikliğine geçit verecek göz yok. Asla ve asla ne yaparlarsa yapsınlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda en ufak bir esnemesi olması mümkün değildir. Aksine çok açık yazmasına rağmen bu anayasayı tanımayan, anayasayı çiğneyen zihniyet hangi anayasa maddesi olursa olsun onunla uyuşamaz, bağdaşamaz. Çünkü anayasalar tek adamların yetkilerini sınırlarlar ama bizim başımızdaki tek adam yetkilerini sınırlayan herkesi düşman ilan ediyor. Bugün Anayasa Mahkemesi'yle kavga ediyorlar ya, bu Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin 7 tanesini Erdoğan atadı, 3'ü de meclisten AK Parti'nin çoğunluk oylarıyla seçildi. Yani 15 üyenin 10'unu sadece kendisi, geri kalan 5'ini de partisi atadı zaten. Ahmet Necdet Sezer'den kalan Anayasa Mahkemesi üyesi yok. Onlarla da çatışmaya başladı. Çünkü gemi azıya aldı, durak bilmiyor, anayasa tanımıyor. Bundan sonraki süreçte bu ülkenin adına demokrasi demezler. Şu anda yapmaya çalıştığı anayasayı ortadan kaldırmak için bir darbe girişimidir. Eğer toplan tüfekle yapılıyorsa darbe, askeri darbedir, askerler yapıyorsa bu da düpedüz sivil darbedir. Devletin tepesinde Cumhurbaşkanı'nın kriz çıkardığı nerede görülmüş? Cumhurbaşkanı kriz çözmek için var. Ama bir partinin genel başkanı olduğu için kriz çözmek yerine kriz çıkarıyor. Yeni krizlerden de kendisine fırsat çıkarmaya çalışıyor. Biz böyle bir şeye izin vermeyeceğiz. Buna mecliste direniyoruz. Sokaklarda, meydanlarda direneceğiz. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanki dikensiz bir gül bahçesinde bu işleri yapacağı gibi düşünmesine kesinlikle ve kesinlikle geçit vermiyoruz. Aklını başına alsın. Biz buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi burada. Diri bir muhalefetle dimdik karşısındayız. Efendim merak ettim, ne kadar bir bireysel başvuru var? Öğrendim ki 130 bin. Bu kadar da yavaş, Anayasa Mahkemesi'nin yavaş çalıştığını değerlendirmesini yapmış. 130 bin bireysel başvuru. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ndeki 130 bin tane başvuru geçtiğimiz günlere kadar övünç meclisiydi kendisi için. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkını biz getirdik diyordu. Şimdi ondan şikayet ediyor. Bundan 3-5 sene gezi olaylarına kadar efendim Taksim'de 1 Mayıs kutlamasını biz yaptık. Taksim'i halka açtık diyordu. Şimdi Taksim'de kuş uçurtmuyorlar. 1 Mayıs günü güvercin kondurtmuyorlar Taksim'e. Değil işçiler. İstiklal Caddesi 8 Mart'ta kadınlara kapalı. Galatasaray cumartesi annelerine kapalı. Bu memleketin adına da demokrasi demeye çalışıyor. Böyle bir aşırı baskı, böyle bir kısıtlama bundan sonraki süreçte bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Ayağını bundan sonra denk alsın. Bundan sonraki süreçte onun bu milletin üstüne kapadığı zincirleri teker teker açacağız, kıracağız. Kapattığı meydanları özgürleştireceğiz. Yaşadığı, yasakladığı sokakları özgürleştireceğiz. Teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım. Teşekkürler. Onların görüşünü, düşüncesini alarak böyle bir şey yaptığını düşünüyor musunuz? Ya şöyle, Erdoğan Anayasa Mahkemesi üyelerinin 10 tanesini kendisi ve tamamı kendi iktidarı döneminde atandığı için Erdoğan kendi çıkaramadığı krizi Yargıtay'a çıkarttı. Taşeron kullanıyor. Yargıtay'daki ceza dairesi, Yargıtay 3. Ceza Dairesi alt işveren olarak
Erdoğan'ın talimatıyla devletin tepesinde yargı krizi çıkarmıştır. Taşeron kullanıyor kriz çıkarmak için. Çıkan krizin ve darbe girişiminin lideri, çıkan krizin müsebbibi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir de havuz medyası Recep Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına kadar hiçbir haber kullanmadı bu konuda. Ona ne diyeceksiniz? İşte Türkiye'de havuz medyasının neye hizmet ettiği ortada. Pozisyon alacak. Cumhurbaşkanı ne diyecek? Yargıtay'ı desteklerse Yargıtay'ı destekleyecek. Anayasa Mahkemesi desteklerse onu. Bir de bu arkadaşlar Erdoğan konuşana kadar bekliyorlar. Sonra da kendilerine gazeteci diyorlar. Lütfen meslek onurlarına uygun şekilde gazetecilik yapsınlar. Cumhurbaşkanının ağzından cümle çıkana kadar pozisyon almayı bırakın. Haber yapamayanların gazetecilikle ne ilgisi var? Teşekkür ediyorum.